Peki depresyon, depresyona insan neden girer? Önce bunu bir konuşalım, hemen ardından da çözüm yolları nelerdir? Sizin bununla ilgili bir formülünüz var mıdır? Depresyonu tetikleyen birçok faktör var. Günümüzde insanların depresyona girmemesi için yani çok çok zor şartlar, yaşam şartları, iş yerindeki problemler, Değil mi? Sıkıntılar. baskılar, şeflerin baskısı. Öyle yapmadın, böyle yapmadın, şöyle yapmadın. İş ortamındaki işçiler arasındaki gerilim, patronlarla işçiler arasındaki gerilim. Bir de kişi evine gittiğinde ailesiyle gerilim. Gerilim, gerilim, gerilim. Ne yapıyor? Artık o insan ne kadar kaldıracak ki bunu? Bir yerde patlıyor. Yani bir de mutsuzsa. Ya bazı insanlar da günümüzde yani dört duvar arasında yaşıyor. Evine gidiyor. Annesi, babası, dedesi, ebesi neyse köyde veya başka bir yerde. Kendisi büyük şehirde. Yalnız. Televizyon seyrediyor, televizyon seyrediyor, yemek yiyor. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, işe gidiyor. Yani monoton, robot gibi. Otomasyona dönüyor. Ya ne oldu yani? Robot gibi. Türkiye'de 19 milyon 500 bin genç evlenme çağında ve evlenemiyor. Maddi imkansızlıklardan. Eğer ki bu gençlere evlenme imkanı hazırlanmazsa, Türkiye, Avrupa'daki Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya yaşlı nüfus diyorduk. Onları bile geçecek. Türk nüfusu bitecek. Avrupalılar buna tedbir getirdi. Çocuk parası, evliliğe teşvik parası, ev yardımı para, kira parası, anne emzirme parası vesaire vesaire. Bir sürü teşvikle ve vergi sistemiyle evli olanlardan daha az vergi, bekar olanlardan biraz daha fazla vergi alarak İnsanları zorladılar yani bu evlenmeye. Eskiden Almanlar bir çocuk veya iki çocuk yapardı veya yapmazdı. Şimdi 7-8 çocuğu Almanlar görüyorum mesela Almanya arada sırada gidiyorum. Nüfus orada hızlı artmaya başladı. Bizde hızlı azalıyor, hala azalıyor. Sahillere gidin bir gezin şöyle İstanbul sahillerine. Ellerinde bira kutusu. Mutsuz mutsuz böyle bakıyorlar bakıyorlar. Nereye kadar bakacak bu vatandaş? Bir gün kafayı yiyecek. Çözüm üretmek gerekir sadece. Yani üç çocuk, beş yapın, çocuk yapın demek değil, çözüm üretmek gerekir. Çözüm. Bu insanlara bunalımdan kurtaracak çözümler üretmek gerekir. İnsanlar nasıl mutlu olur? Nasıl huzurlu olur? Nasıl güzel bir ortamda yaşayabilir? Bunun için Sarı Kantor'un yani çok çok bunalanlar için bunalımdan kurtarıcı bir bitki. Sarı kantaronun birleşinde hiperforin, hiperitsin gibi etken maddeler var. Ne yapıyor? Beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artıyor. Noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıyor. Glutamat hormonu yani beynindeki bazı hormonların salgılanmasını artırarak kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapıyor. Negatif düşünceleri, fikirleri kafadan siliyor. Arıtıyor, temizliyor. Bunun için sarı kantoruna Sarı ihtiyacımız var kantaron yani. evet çok çok. Sarı kantaron depresyona karşı dünyada en etkili bitkidir. Sarı kantaronla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Depresyon, panik atak, stres, üzüntü, gerilim, ailede fertler arasında, karı koca arasında gerilim, stres, kavga. Mesela bazıları sürekli basit meselelerden dolayı geriliyor, geriliyor, tartışıyor, tartışıyor. Bir gün sonra aynı konu dönüyor, aynı konu dönüyor. Bazıları var, hiç unutmuyor. Sen geçen ay şöyle demiştin de, önceki ay böyle demiştin de, 6 ay önce böyle demiştin de, bir yıl önce falan falan. Sarıyor, sarıyor, sarıyor. O başladı mı tartışmaya karı koca bitmiyor. Sonu neye kadar? Yumruklaşmaya kadar gidiyor. Sarı kantorun ne yapıyor? Kullandığı zaman kişi relax. Birisi gelip yumruk vursa bile hadi bir de bu tarafıma vur dedir gibi sakinleştiriyor. Programa çıkmadan önce bir tane alın görün etkisini. Relax olursunuz. Yani rahatlamak için sarı kantaron diyoruz o Evet, halde. evet, evet. Peki.